Doğal kültürel mirasın korunması sürecinde bölgesel işbirliklerinin önemine değineceğimiz Tarihi Kentler Birliği Safranbolu Bölge Toplantısına hoş geldiniz. Aslında her şey Safranbolu'da başladı. 1975 yılında Metin Hocam'ın peşinde ben de bir öğrenci birliği başkanı olarak buraya geldiğimizde, demek ki tam 42 yıl önceydi. Ve dünyadaki koruma çalışmalarına göre geç kalmış değildik. Çünkü sivil ve yerel koruma tarihinin yazıldığını tarihe bakarak izlediğimizde 1975 yılı bir dönüm noktasıdır. O güne kadar anıtlar, anıt eserler ve kamusal mimari ön plandayken ilk defa 1975 yılında bir Avrupa Birliği projesi olarak kentler ve sivil mimari öne çıkarıldı. Ve bir barış projesi olarak Avrupa kentleri artık savaşmayalım, kültür ayrılıkları ve farklılıklarımız savaş nedeni olmasın. Avrupa bir ortak mirastır ve bu mirasın zenginliği çeşitliliğinden kaynaklanır. Sloganıyla yürüttü bu kampanyayı. Türkiye'de davet edildi çünkü hem aday üyeydik hem de Avrupa Konseyi üyesiydik. Ve Türkiye buna hazırlıklıydı. Mimarlık Fakültesi'nde Teknik Üniversitenin, o sırada kurulmuş olan Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü zaten Safranbolu'da çalışmaya başlamıştı. Biz de öğrenci birliği olarak bu çalışmalara katılıyorduk. Ve Türkiye diğer Avrupa kentlerinin yaptığı gibi proje kentini bu kampanya için önerdi. O da Safranbolu'ydu. Kıymetli dostlar, Mithat Hocam'ın bu deklarasyonundan sonra ben de Safranbolu için neler yaptığımızı çok detaylara inmeden üst ölçekten ifade etmek istiyorum. Tabii yaptıklarımız ve yapmamız gereken listesinde yapmamız gerekenin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yaptıklarımızı üzerine çizerek yapmadık sayıp daha fazlasını önümüzdeki yol haritasının yapmadıklarımız kısmına odaklanmayı hedefleyen bir insanım. Ve bundan sonraki çalışmalarımıza da üzerine çizdiklerimizi kenara koyup daha fazla ne yapmamız lazım, her gün bir ilerisini nasıl yapabiliriz'in kaygısı içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Çalışmaya başlayan Safranbolu hemşerilerim kazançları arttıktan sonra maalesef evlerinin bir kısmını terk ederek ya Karabük'te yapılmış kooperatiflere ya da Safranbolu'nun Kranköy bölgesindeki kooperatiflere taşındığını ama mevcut binaları, mevcut tarihi dokuyu bozmadıklarını ifade edeyim. Sadece asli pencere geleneğinin olduğu kapaklı pencereler yerine geniş asli pencerelere bırakıldığını, malzemelerde oluklu kiremit yerine marsilya kiremitin kullanılmaya başlandığını bir olgu olarak ifade etmemde fayda var. Tabii 1964 yılında yapılan bir diğer imar planında da Safranbolu'nun korunması gerektiğini Gündüz Özdeş Bey'in yaptığı planda vurguladığını ve özellikle korumacılıkla ilgili büyük adımların atıldığını ifade edeyim. Planın açıklama raporunda tarihi veriler bölümünde Safranbolu'da bulunan 105 adet cami, çeşme, köprü gibi tarihi eserlerin listesini çıkarttıktan sonra Safranbolu ayrıca bütün şehir olarak Osmanlı sivil mimarisinin pek güzel örnekleriyle doludur. İmar planında bunların hepsinin muhafaza edilmesine büyük gayret sarf edilmiştir ibaresi Safranbolu ile ilgili ilk korunması gereken imar planının olgusunu ifade ettiğini söyleyeyim. Yine az önce Mithat Hocam'ın da bahsetmiş olduğu 1974 yılında burada başlayan Sayın Yavuz İnce'nin rahmetli olarak ifade etmekte içime büyük bir hüzün veren Nezihe Hocam'ın evini restore ederek büyük bir hamle başlattığını, Safranbolu'nun koruması hususunda bir hamle başlattığını ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 75 yılında koruması
gereken kent Safranbolu düşüncesiyle değerli başkanımız Kızıltan Ulukabak o dönemin korumacılık konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarını başlattığını ifade edeyim. Yine Safranbolu Belediye Meclisi'nin 12 Haziran 1975 tarihi toplantısında 6 sayı kararıyla imar planı yönetmeliğini korumaya ilişkin bir madde içererek içerecek şekilde derc ettiklerini, karar İmar ve İskan Bakanlığı'nca onaylanmaz ve ancak yürürlüğe giremez. Lakin o ibareyi Safranbolu hemşehrilerimiz benimseyerek bakanlık onaylamasa bile halk korumacılığı konusunda bilinçlendiklerini ve bundan sonra Safranbolu'da eski yaşam alanını oluşturan yerlerdeki binaları yıkmayarak aynı yerinde muhafaza etmeyi düşündüklerini ve uyguladıklarını ifade edeyim. 2017 yılında korumanın başkenti Safranbolu'da kültür varlıklarımızı korumak için, Safranbolu'nun değerlerini geleceğe aktarmak için yine Tarihi Kentler Birliği, Çekil Vakfı ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Geleceğe olan bakışımız geçmişimizdeki güçlü yapımızla sürdürülmekte. Bu kent sadece Safranbolu'nun değil, dünyanın olduğunu düşünüyoruz. Kültür mirasımızı koruma hususunda diğer bütün kurumlarla işbirliğimizi sürdürmekteyiz. Gerek kalkınma ajansıyla, valiliğimizle, yine Başbakanlık Tanıtma Fonu'yla, bütün bu kurumlarla ortak işbirliği geliştirerek Safranbolu'ya geleceği taşıma hususunda geçmişimizdeki gücümüzle, kuvvetimizle, derin kültürle bu çalışmalarımızı geleceğe aktarmak için çalışmaktayız. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Birliğimizin amacı İpek Yolu Koridoru'nu ulusal ve uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek, bu destinasyonda rotamızı zenginleştirmek ve banyoları da satarak turizmde bir coğrafyaya hakim olmak istiyoruz. Örneğin Gönlük'ün Germanus Köyü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Köyde Frig kayalıklarını görebilirsiniz. Gergen Kayası diye adlandırılan kayanın ortasında bulunan mağaraya henüz çıkarma olmamıştır. Ve önünde bulunan tahtalar hala gizemini korumaktadır. Yine eski kilise kalıntılarına rastlamaktayız bu bölgede. Ve kalıntılar köyün 1 kilometre uzağında turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca bu köye 7 kilometre uzakta Şarlak Şelalesi bulunmaktadır. Üye belediyelerimizin neredeyse hepsi altyapılarını tamamladılar. Artık tanıtımlarla bölgenin turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki aşamada ortak yapılacak projelere odaklanmak istiyoruz. 2011 yılından beri Ankara Kalkınma Ajansı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile yapılan çalışmalar neticesinde eylem planları hazırlandı ve bu eylem planları doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Turizm koridorlarının tanıtımlarının sağlanmasında en önemli husus, tanıtımın koridordaki yerleşim veya odaklar üzerinde değil, koridorun geneline yönelik olarak yapılması göze çarpmaktadır. Örneğin yani Karaorman bölgesi 11.100 kilometrelik alanı ile Almanya'nın güneybatısındaki en büyük tatil bölgesidir. 4 şehir, 12 kırsal ilçe ve köylere toplam 320 yer turizme hizmet etmektedir. Her yıl 7 milyon turist ve milyonlarca günübirlikçi bölgeye gelmektedir. Ve biz birlik olarak her yıl bir bölgeye, bir koridoru gezerek bu koridorda neler yapılıyor, bunları da aynı zamanda birlik üye başkanlarımızla beraber yerinde inceleme yapıyoruz. Korumada bölgesel ölçek veya havza koruma gibi kavramlar Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde çok uzun zamandır var. Ama esasında 2012 ve 2015 yılları arasında sürdürülen doğa ve kültür öncelikli bölgesel yol haritaları programında bu kavramların yeni bir ilkeler ve stratejiler çerçevesinde yeni değer tanımlamaları, bölge tanımları çerçevesinde şekle büründürdük diyebiliriz. Ve bu programın son yılında ise bu programdan yola çıkarak koyduğumuz bir başlık kültür rotaları, doğa ve kültür rotaları planlamasıydı. Çünkü bölgesel işbirlikleri açısından bunun önemli bir araç olduğunu, önemli bir kavram olduğunu düşünüyorduk. Ve bu bağlamda haritada gördüğünüz mavi akslarda, yani bir güneyde
Kilikya bölgesi ve Gaziantep ve çevresinde. Kuzeyde ise yakında bulunduğumuz Yeşilırmak ve Kerkit havzalarında bu konuyla ilgili kavramsal çalışmalar yürütüp bunun tartışmasını yaptık diyebiliriz. Ve şuraya dönecek olursam, bugün hem Karadeniz bölgesi özelinde bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar var ki zaten başkanım bir giriş yaptı. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunu bizim çalışmasını yaptığımız birkaç örnek üstünden kısaca aktarmaya çalışacağım size. Ama tabii en başta başlarken biz kültür rotası dediğimizde ne anlıyoruz? Bunu aslında araştırmaya başladık. Yani vakıfta sürdürdüğümüz çalışmalarda Tarih Kentler Birliği'nin gündemine aldığımız toplantılarda, akademi eğitimlerinde ve yayın çalışmalarında. Ve şöyle derleyebiliriz aslında konuyu. Bugün yaratılmış olabilir sanal bir bağlantıyla veya geçmişte gerçekten İpek Yolu gibi veya Baharat Yolu gibi veya askeri güzergahlar gibi kullanılmış olabilir. Ama her koşulda üzerinde kültürel ve doğal miras öğelerini taşıyan ve kıymetini, değerini bu öğeler sayesinde kazanan, koruma, kırsal kalkınma veya alternatif turizm gibi amaçlarla planlanabilen, tasarlanabilen ve geliştirilen, kentsel, bölgesel, ulusal veya hatta uluslararası ölçekli bir ulaşım koridoru şeklinde tanımlayabiliriz. Yani buradan da göreceğimiz üzere aslında tek bir boyutu, tek bir açısı olmayan çok farklı fiziksel kapsamlarda, ölçeklerde ve temalarda da kurgulanabilecek geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Ha, Sayın Bakanım, metin sözlerini hocamız Asım Bey, Yusuf Ziya Bey, bütün belediye başkanlarımız buradalar. Safranbolu'da Tarihi Kentler Birliği'nin bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz. Kalabalık bir grup var. Bütün belediye başkanlarımız burada selamlarını, saygılarını iletiyorlar size. Sizin de başarı dileklerinizi almak istiyoruz Sayın Bakanım. Buyurun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Değerli dostlar, benim 21 yıl belediye başkanlığım var. 2 yıldır da milletvekiliyim var. Kamu görevi elimden geldiğince bu ülkeye yardımcı olmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Faydalı bir insan olmaya gayret ediyorum. Bu vazifeleri yaptırırken tabii kimi zaman keyif alır, kimi zaman üzümlü anlar olur, moral bozucu işler olur. Fakat vazife yapılırken insanı severek yapması önemli. Benim bu uzun süren kamu çalışmam sırasında en çok hoşuma giden, keyif aldığım, derbi toplantısına koşa koşa gittiğim ve gördüğümde sanki en yakınlarımı görmüş gibi tanıdığım grup Tarihi Kentler Birliği grubu. Evet, sen bakayım. Severek, isteyerek Metin Hocam'ın elini öpüyorum. O bizim hocamız. Allah razı olsun. Oradaki arkadaşlarım hakikaten içimden gelerek sağlıyorum. Dinleyen birisi bu ülkeye hizmet eden insanlar. Şükürler olsun. 7 yıl kadar başkanlık yaptık. Değişik projeler ortaya koymaya çalıştık. Bir bilinci yükselmesine gayret ettik. Tarihi kültürel mirasın korunması, onların fonksiyon yüklenmesi, onların gelecek nesillere aktarılması gibi ulvi bir gayeye hizmet ettim. Bundan da son derece onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Şimdi sizden oradan çok güzel bulmuşken evet. Bir selam vermeden, doğrusu merakımı da kısaca anlatmadan geçmek istemedim. Ben bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Onun için yardımlarımız, katkılarımız hep yanınızda olacaktır. Ama yanınızda olmamız fiziki olarak bir şeydir. Ama kalben ve kültür mirasının diri yerel güçlerinin bütünüyle ayakta olmanızı istiyoruz. Bu da tabii bir sağlık temennisini birlikte getiriyor. Buradakilere ve hepimize sağlıklar diliyoruz. Kentleri sağlıklı kıldığınız oranda kalıcı bir bakan imajını bırakmanızı diliyoruz. O da hepimizin geleceği demektir. Çok teşekkür ediyorum. İyi olduğunuzu, sağlıklı ve mutlu olduğunuzu sesinizden alıyoruz. Bütün salon da sizi seviyor ve sizin sesinizi duymaktan duyduğu mutluluğu ben de salondan hissediyorum. Bugün Çanakkale şehitlerimizi anarak buradaki, Safranbolu'daki toplantımızı açtık. Korumanın başkenti Safranbolu'da tarih kentlerimizin toplantısını yapıyoruz. Bugün yine aynı zamanda Çanakkale Köprüsü, belki de Türkiye Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar yaptığı en büyük altyapı projesinin temeli atılıyor. Onu da yüreğimizde hissederek bugünkü toplantıyı burada sürdürüyoruz. Tarihi kentler her zamanki gibi sizin emanetinizi Asım Bey'e
Asım Bey'den de bana devam ettirmeye çalışıyoruz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Asım Bey de yanımda. Sizi kucaklıyoruz Sayın Bakanım. Sevgi ve saygılarımız. Allah kolaylık versin. Amin. Gari kentler bilimde emek olmak yok, ayrılmak yok. İşte Asım Asım Bey'in bir ödeyi. İnşallah ben de yakın emekli olacağım. Sevgim var. Ben selam olacağım. Efendim. Teşekkür ederiz. Selamlar bir de. Asım Bey'in arkadaşlara. Çok teşekkür ederiz efendim. Çünkü bunun arkasında derinlikli bir üretim var, bir tarih var. Şu baştan sona aldığınız zaman Necdet Bey'in döktüğü süreçte bir sürü insanın varlığının buraya adanmışlığı var. O gün ben bir şey söylüyordum, bir toplantıda konuşurken, Kültür Üniversitesi'nde. Biz her sabah kalktığımız zaman ki benzerini söyledi, biz ülkemizde bir yurttaş olarak ne yapıyoruz sorusunun artık sorulması lazım. Herkesin işi bitip, kendi yaşamını öne sokup, ülkenin yurttaşı olduğunu ve dünyada olduğunu unutan bir toplum olmaktan istemiyoruz. Safranbolu, evet bir giderken, Safranbolu korunmak istiyor. Korunan nedir biliyor musunuz? Bütünlük, beraberlik ve kuşaklara artık saygı göstermek istiyoruz. Geçmişte yapılanı unutmuş veya bilmeyen veya bilmek istemeyen, araştıran bir birliğe, kafaya ve yapıya sahip olmayan, belleğini yitirmiş bir toplum olmak istemiyorum. Türkiye çok ciddi bir şekilde varlık nedenini artık kesin altında çizecek şekilde kültür öncelikli bir gündemin kaçınılmaz yolunu söylemesi lazım. Türkiye ciddi bir ülke demiştim o günde. Biz de çok ciddi bir ülkede yaşıyoruz. Bakın şurada bir dakika içinde bağlanan Mehmet kardeşimin şeyinden ne diyor? Tarihi kentlerde buluşmanın ve oradan kopup gitmemenin bir süreklilik olduğunu söylüyor Mehmet Özdemir. Benim işim bitti gidiyorum. Benim yaşamım yeterli kadar para kazandım gidiyorum. Ama ülkene ne bırakıp gidiyorsun? Kimin için yaşadın da kimin için gidiyorsun? Bu ülke için yoksan gelmiş gibi gitmiş gibi oluyorsun. O yüzden her şeyin önceliği başından beri kültürdür dedik. Ve hatta o gün konuşmamda söyledim ki parlamenterler vardı. Türkiye'de parlamento anayasasını yazarken bunun kültür ülkesi olduğunu kesinlikle söylediği zaman altını ve içini doldurabileceğini söylüyoruz. Eğer bu yüklü koyamazsanız uluslararası kuruluşlardaki çıkar çevrelerinin her gün kültür adı altında bize empoze ettikleri, akıl vermeye kalktıkları zavallığa duçar olmamayı istiyoruz. Çünkü bu bizim hakkımız. Bir kültür kentiyiz, bir uygarlık kentiyiz ve uygarlık topraklarının sahibiyiz. Şurada gencecik arkadaşlarım ne güzel söylediler. Eğer biz yaşadığımız yeri sevmiyorsak, eğer çoluk çocuğumuza yaşadığımız yeri sevdirmiyorsak, sokaklarında insanlar birbirlerine omuz vurdukları zaman kötü kötü bakıyorlarsa ve evde bunları bir geleneğe dönüştürmüşse vay Türkiye'nin insanına. O açıdan Türkiye bir karar almak zorundadır. Türkiye tarihi kentlerinin kurulduğu ve günden beri beraberliğe dayanan geleceği yaratacağız demiştir. Beş kuruşta parası yoktur. Türkiye'nin büyük parasının içinde hiçbir parası da yoktur. Sizin verdiğiniz ve sizin verdiğinizde sizin yaptığınız gibi bir süreci yaşıyor. Sabah öyle dün akşam Sayın Başkan şey soruyordu, yardım isteyenleri soruyordu. Vallahi bir dakika durmadı, olmayan bütçesinden ne varsa verelim dedi. Çünkü kendinizin ürettiği bir işti bu para. Türkiye'de bu bütçe kendi kaynaklarınız ve emeğinizle yükseliyor. Bunun dağıtımında da adil olmak zorundayız. Orunda da kültür öncelikli olmak zorundayız. O kaynağın doğru yere gittiği zaman eğitimin güzelleşeceğini, çocuğumun daha rahat bir ortamda yaşayacağını ve iyi bir eğitimden geçeceğini bilmek zorundayız. Peki eğitimi anlatırken neyi anlatacağız? Geçmişini nasıl anlatacağız? Yaşadığı ortamın çok büyük bir içinde olduğunu nasıl anlatacağız? İşte bütün bunların anlatım yolu kültürden geçiyor. Ev sahibi belediye başkanım Necdet Bey'e hakikaten çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle ne zaman karşılaşsak bu geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde o her defasında Safranbolu'da şu etkinliğimiz var, Safranbolu'da bu etkinliğimiz var başkanım. Gelir misiniz deyişlerinin birçoğuna cevap vermeye çalıştım, gelmeye çalıştım. Ama bugün de tarihi kentler olarak buradayız, bir bölge toplantısında birlikteyiz. Kendisini koruyan şehirde,
Korumanın başkentinde güzelim Safranbolu'nun nasıl ortaya çıkarıldığını birlikte konuştuk, birlikte istişare ettik. Hasan Özen Bey'in filmini izledik. Hasan Özen Bey'in filmini izlemeden önce Çanakkale Savaşı'nın seneyi devriyesini, Çanakkale şehitlerimizi andık. Bir vesileyle Çanakkale şehitlerimizi burada minnetle, şükranla, ben de 18 Mart'ın seneyi devriyesi dolayısıyla şükranla ve minnetle anıyorum. Allah nurlar içinde yatırsın onları. Bize bu güzel yurdu, bu güzel ülkeyi bağışladılar. Bugün yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin belki de en büyük su geçişi, 2023 metre su açıklığı, iki ayak arasındaki açıklık 2023 metre olan Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni var. Cumhurbaşkanımız orada, başbakanımız orada, bakanlarımız çeşitli şehirlerde, çeşitli koşturmaların içerisindeyiz, içerisindeler. Bizler de buradayız. Güzelim Safranbolu'daki başarı öyküsünü beraber konuştuk. Başarı öyküsünü konuşmak